Herkese Polonya'dan selam arkadaşlar. Yeni video çekmek için bugün sizlerle birlikteyim. Videonun başlığında gördüğünüz gibi birçoğunuz zaten soruyorsunuz. Ne iş yapıyorsun, nerede çalışıyorsun, ne kadar maaş alıyorsun, Polonya'da işler nasıl, fabrika işleri nasıl olur diye böyle sorular çok geliyor arkadaşlar. Geldiğimden beri zaten aynı yerde çalışıyorum. Hiçbir yere şu anda kıpırdamadım. Öyle bir isteğim oldu mu? Tabii ki de oldu. İlk geldiğim zaman ben de taksi yapacağım dedim, Uber yapacağım dedim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Her işe böyle bir kafamı sokmak istedim ama ondan sonra bir baktım ki şimdi iş değiştirmek de burada kolay değil maalesef. Hem yeni gelmişsin, daha cebinde bir kuruş paran yok, para toplaman gerekiyor. Şimdi çıksam, oraya gitsem, ondan sonra orada da doğru düzgün çalışamazsam veya o işi beğenmezsem, sevmezsem nasıl olacak? Ortalıkta parasız kalacağım gibi gibi böyle bir sorular da vardı kafamda. Ondan sonra taksi işini yapacağım diye Uber araştırdım. Onu da düşündüm. Ne bileyim, ondan sonra dedim ki bunlara artık çok şey benim kafamı karıştırıyor. Geldiğim zaman zaten Almanya'ya gitmeyi düşündüm, Hollanda'ya gitmeyi düşündüm, başka Avrupa ülkelerine gitmeyi düşündüm. Ondan sonra bilgi öğrendikçe artık bunları yapmamaya karar verdim. Burada bilgilendikçe bunları yapmak isteğim artık o zamanlar durmuştu arkadaşlar. Şu anda da zaten hiçbir yere kıpırdamıyorum. Aynı yerdeyim. Daha böyle bir çalışacağız. Biraz daha bir çalışacağız. Ondan sonra bakacağız. Ondan sonra nereye gideceğiz? Nasıl olacak? Daha belli bir şey yok arkadaşlar. Zaten kanalda öyle bir şey yaparsam zaten kanalda mutlaka sizin de bilginiz, haberiniz olacak. Şimdi çalıştığım yerden bahsedeceğim öncelikle. Bizim çalıştığımız yer çalıştığı kişilere saatlik ücret ne veriyor mesela? Kalacak yerler nasıl olur? Yemekler var mı? İş saatleri nasıl mesela? Ne kadar çalışıyorsun? Bonuslar veriliyor mu? Bu tarz şeyleri ben size bugün aktaracağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çalıştığım yer benim bir fabrika. Fabrikada biz ne yapıyoruz? Bütün Avrupa'ya ayna gönderiyoruz. Koyulan aynalar mesela camlar böyle pencereler. Şimdi 7 tane depo var diyelim. Her birinde de farklı farklı işler yapılıyor. Biri aynanın camın kendisini yapıyorlar. İşte yanında eklemesi gereken şeyleri ekliyorlar. Ondan sonra o gider farklı bir depoya gider. O depodan da alırlar, yanındaki yapılması gereken işleri yapıp ondan sonra diğer depoya yollarlar. Zaklat olarak geçiyor burada. Rusçası da sklad. Ondan atlar buna geçer, bundan atlar ona geçer. Ondan sonra paketlemeye gelir, paketlemeden çıkar, ondan sonra eksporta gider. Eksporttan alırlar tekrardan onu. İşte hangi cam nereye gitmesi lazım, İtalya'ya mı gitmesi lazım, ondan sonra Almanya'ya mı gitmesi lazım, Amerika'ya mı gitmesi lazım, Kanada'ya mı gitmesi lazım, onları ayrıyetten paketleyip ondan sonra export edip tıra yükleyip gönderiyorlar. Yani biz yapıyoruz aslında bu işi. İşte benim yaptığım iş oradaki paketleme. Biz gelen aynaları, hazır olup gelen aynaları, işte onların planları var. O planları yazman gerekiyor. O yazdıktan sonra zaten hangi ayna hangi yere gidecek, bunları biz işte ayarlıyoruz. Ondan sonra da paketleyip direkt eksporta gönderiyoruz. Bu şekilde de bütün Avrupa'ya biz buradan ayna gönderiyoruz. Yani hazır aynalar arkadaşlar. Bize ödendiği şu anda ben Movaz Zetsenye ile çalışıyorum. Bu yüzden de bize ödenen saat başı ücret 24.37 miydi? Öyle bir şey saatlik olarak. Yani günde de 8 saat çalışıyoruz. Şu anda aracı firmayla geldim. Şu anda da o aracı firmanın elinde çalışıyorum. O aracı firmada işte burada çalışanlarına hostel veriyor. Ben bir süre hostelde kaldım. O hostel içinde biz ilk başta
350 mi 400 lotu ödüyorduk. Şu anda onu neredeyse bir 550'ye falan çıkardılar. Ben artık şu anda bildiğiniz gibi şu anda ben kendim artık ev kiraladım. Evde oturuyorum. Bu yüzden de hostel fiyatları da zaten şu anda 450-500-550 zloty civarında. Yani bu da aylık olarak direkt maaştan kesinti yapılıyor. Bir yemek konusu. Şöyle bir şey. Burada genel olarak Polonya'da yemek kendinize ait oluyor. Var öyle bir yemek veren yerler de var. Kendilerine ait. Sizden para istemiyor. Yatacak kalacak yere para istemeyen yerler de var. Ama genel olarak Polonya'da çoğu yerlerde zaten kendi cebinizden yemeğinizi almanız gerekiyor. Ve fabrikada mesela arkadaşlar yemek için mutfak var. O mutfağa gidiyorsunuz. Bazı yemekler %50 indirim yapılıyor. Mesela diyelim ki bir tane çorba kasesi 8 zloty ise işte burada fabrikaya giriş yaptığınız zaman elinizde bir kartınız olur. İşte giriş yaptım ben şu anda saatimdeyim diye. Piklatıyorsun yani çıklatıyorsun. Ondan sonra giriş yapıyorsun. Bu şekilde de saatleriniz sayılıyor. Ve o kartla mutfağa gelip bu şekilde de biz okutuyoruz o kartı. Ondan sonra işte dediğim şekilde buradaki çorba 8'den 4'e iniyor. Ve burada yemekler var normal ana yemekler. Ana yemeklerde normal fiyatı 18. Onu da alıyorlar. Mesela indirim yapıyorsun. 18'den 9'a geliyor. Bir hafiflik olsun diye bu şekilde de bir destekliyorlar. Kahveler var mesela. Kahvelerde 2 zloty, 3 zloty. Mesela dışarıda içmek istiyorsan bu kahveleri minimum 6-7-8 zloty veriyorsunuz. İşte firmada da böyle bir özellikleri var. Yani şahsi benim çalıştığım firmada. Şimdi işe nasıl gidip geliyorum ben? Firmaya, fabrikaya götürüp getiren otobüsler var. Bu otobüsler farklı farklı numaralar var. İşte burada fabrikada 500-1000 kişi çalışıyorsa onların da gitmesi gereken noktalar var. Yani 15 numara diyelim ki bizim sokağa geliyor. 15 numara bilmiyorum Zapka sokağına gidiyor. 20 numara bilmiyorum ne sokağı. Diyelim ki Opavska'ya gidiyor. Biri de işte farklı farklı sokaklar var. İşte o sokaklarda da duraklar var. Oradan duraktan işte 15-20 dakika öncesinden çıkıyorsunuz. Bu şekilde de otobüsü bekliyorsunuz. Otobüs gelir. 10-15 dakika öncesinden alır. İşbaşı 10'da yapmak istiyorsanız örnek veriyorum. 10'da ben işbaşı yapacağım. Otobüsü beklemem için durakta 9'da orada olmam lazım. 9'da 9-15'te de zaten otobüs kalkıyor. Otobüs alıyor sizi götürüyor ve geri de aynı noktadan aldıysa aynı noktaya da getirip bırakıyor. Ben işe arabayla gidip geliyorum. Daha önce otobüsle gidip geliyordum. Şu anda arabayla gidip geliyorum. Yanımda işte iki arkadaş var. Onlar işte benzin parası falan hepimiz böyle bir ayarlıyoruz. O şekilde de işe gidip geliyoruz arabayla. Bu şekilde de otobüslere de biz herhangi bir ücret kesinti yapılmıyor. Bir de burada şöyle bir şey var. Eğer siz 26 yaşın altındaysanız daha çok şanslısınız. Niye? Çünkü burada öğrenci statüsüne geçip yani alacağınız saatlik ücreti yükseltebiliyorsunuz. Yani benim yanımdaki arkadaş şu anda benimle birlikte kaldığı Ukraynalı arkadaş o şu an 20 yaşındaydı sanırım. Yani ben 24-30 alıyorsam saatlik olarak o 30 alıyor. Niye? Çünkü öğrenci statüsüne geçti. Öğrenci statüsünü yaptırdı. O da aylık 100 lotu gibi bir şey ödüyor. Bu şekilde de saatlik ücreti 30 oluyor. Yani nereden baksanız mesela ben aylık 5500-6000 zloty kazanırken yanımdaki arkadaş 7000-7500 zloty para kazanıyor. Ama şöyle bir şey var. Onlar vergi ödemiyor. Öğrenci statüsüne geçenler vergi ödemiyor. Ödeyeceği vergilere zaten almış oluyorlar. Bu şekilde de öğrenci statüsü aslında bu şekilde yürüyor. Ama biz mesela her sene burada vergilerinizi geri alabiliyorsunuz. Şu anda PIT 11 diye bir şey var. İşte PIT 11 geliyor. O yarakları alıyorsunuz. Büro Ratınkova olarak geçiyor ismi. Alta yazarım. Belki ihtiyacınız olur. Bir de bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Kendi sitesi var. Oradan kendinize form doldurarak bu şekilde de başvuru yapıp
Ondan sonra verginin geri gelmesini de bekleyebilirsiniz. Ama uğraşmak istemiyorum derseniz Rattenkowe büro olarak geçiyor. Oraya gidip işte 40-50 zloty para veriyorsunuz. Onlar sizin yerinize bütün evraklarınızı, anketlerinizi doldurup o şekilde ujonda gönder. Siz sadece burada paranızın gelmesini bekliyorsunuz. Bu şekilde de vergiler de geri geliyor. Vergileri de arkadaşlar, ben mesela bir senelik vergi alacağım. Bilmiyorum bu sene kaç çıkacak vergi olarak. Mesela ben geçen sene 6500 zloty civarında bir şey almıştım, vergi geri almıştım. Bu sene de bilmiyorum, belki o kadar gelir, belki daha fazla gelir, belki daha az gelir. Onu daha bilmiyorum. Çalışma saatleri arkadaşlar 8-12 saat. 12 saatte de şu şekilde veriliyor. Şu anda iş yok mesela. İş olmadığı için de sadece 8 saat çalışabiliyorum. 12 saatte işte iş yoğun olduğu zaman mesela mesai yaptırıyorlar burada. 12 saat çalışmak istiyorsan gidiyorsun, adını yazdırıyorsun. Ben bugün 12 saat kalmak istiyorum. Kimse sizi zaten burada zorlamıyor. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı olan bir şey. Yani benim çalıştığım yerde bu şekilde. Bilmiyorum, başka yerler belki farklı sistem, belki zorunlu olarak kaldırıyorlar. Belki onların sistemi 12 saatlidir, 2 vardiyelidir. O yüzden de yani bu şekilde çalışmak zorundasınızdır. Yani burada bize mesela böyle bir seçenek sunuluyor. 8 saat mi 12 saat mi, eğer mesai varsa bu şekilde de seçip 12 saat kalmak istiyorsanız 12 saatte de kalabiliyorsunuz. Yani kalınabilir. 12 saatten de işte çalışırsanız işte hesaplayın, siz de işte 25 zloty, 24 zlottan hesaplayın. Veya şöyle mesela böyle bir şey yapalım. 2 saatten çalışıp 24, 23, 22 yaşında öğrenci statüsüne geçtiyseniz 30 zlotydan varsayalım. Yani günlükte, hani haftada da 6 gün, 6, 12, 24. 24 günü çarpıyoruz, 24 çarpıyoruz 12'ye, yani 288 saat yapıyor. 288'i de çarpıyoruz 30'a diyelim. Çıkacağı rakam da bu, 8640 zloty. Şimdi 8640 zlotya da ekliyoruz, burada bonuslar var mesela arkadaşlar. Bonus olarak verilen para 500 zlotydan başlar, ta 1000 zloty, 2000 zloty, 1500 zloty, 2500 zloty alanlar var. Bizim çalıştığım, yani benim çalıştığım yerde 2500 zlotya kadar bonus ekstra olarak firmanın verdiği bir parası var. Tabii ki de onun da yapılması gereken bazı şartlar var. O şartları yerine getirdiyseniz 2500 zloty da alınabilir. Ama biz bunu 1000 zloty diyelim arkadaşlar. Yani ortalama 1000 zlotya çarparsak 8640 idi sanırım. Ona da 1000 zloty ekliyoruz. Allah Allah. 8640. Bu da 1000. Yani 9640 zloty yaptı. Yani bunu ben 12 saatten çalıştım. 12 saatten çalışan bireyin, şu anda öğrenci statüsünde olan bireyin alacağı paradan ben bahsediyorum şu anda. Şimdi 8 saate de geçeceğiz. Ona da hesaplayacağız. Şimdi 9640 zloty. İşte hostelde kaldığını varsayalım bu kişinin. 500 zloty da oradan. 9140 zloty. Sadece hostelde kaldığını varsayarsak, öyle düşünürsek 9140 zloty yapar. Net olarak cebine gelen para. Şimdi bunu da dolara çarpacağız. O ne kadar yapar? 9140. Kantora giriyoruz. 2 saatten çalışan birey, öğrenci statüsünde alan ve hostel parasını da çıkardık. 9140 kaldı şu anda. Ve kazanacağı da para 2115 euro. 2115 euro olarak. Bakın şu. Gözüküyor mu? Görünüyor mu şu anda? Tam olarak fokusluyorum. Şimdi 8 saatten çalışan bireyi hesaplayalım arkadaşlar. Öğrenci statüsünde olmayan bireyi hesaplayacağız. 192, 200 saat. Tamam, diyelim ki 192 saat çalışıyorsa bir kişi, öğrenci statüsünde olmayan biri, 192 saati de çarpıyoruz 24.30. 4665 zloty yaptı.
Bonussuz bunu hesaplayalım. Onu da hesapladığımız zaman 24.30 4.665 yapar. Buradan da ayırıyoruz hostel parasını, diyelim 500. 4.165. Bunu da şimdi euroya çevireceğiz. 964 euro. Yani saatlik 24.30 kazanan birey aylık olarak net kazanacağı para 964 euro. Bonussuz, yani bonusu buraya eklemedik. Alınan, burada kazanılabilecek, yani bizim çalıştığımız yerde kazanılan kişilerin aldığı paralar bu şekilde oluyor. Yani minimum bu, maksimum da işte öğrenci statüsünde olan 12 saatten çalışan birey, minimumda göstereceğim kazanç da bu şu anda arkadaşlar. Burada mesela aracı firmaların size yaptırdığı, şöyle size sunduğu şöyle bir şartlar var. Mesela şu anda 24.30 ben kazanıyorsam bunun belirli bir limiti var. 30.000 zlotiye geldiği zaman bu limiti dolduğunuz ve açtığınız zaman işte 24.30 bu sefer de iniyor. Alta 21.30 oluyor, örnek veriyorum. Böyle bir saçma sapan sistemler var. Ondan sonra 21.30'da tekrardan 30.000 zlotiye brut olarak geldiğiniz zaman tekrardan yine de inecek. Ya da yükselecek. O zamana kadar tekrardan burada 6 ayda bir her şeye zam geliyor ya. O zamana kadar bir daha zam geldiği zaman maaşlara 21.30'dan atlıyorsunuz 25-26'ya. Yani böyle bir bilmiyorum yani, saçma sapan, bana çok saçma geliyor mesela, böyle bir saçma sapan da sistem var. Şimdi uygulamayı göstereceğim arkadaşlar, nasıl bir uygulama. Kazanılan paralar, işte kaç saat çalıştınız, o çalıştığınız saatler, ödediğiniz vergiler, her şey, ne kadar bonus yatmış oluyor. Yani şu an görüyor mu görmüyor mu, yani şöyle gireceğim. İşte burada 192 çalışılan saat var. Ondan sonra şurada en altta da kırmızı olarak gösterilen de alınan vergi, tutulan vergi. Tutulan vergi de burada 1327 zloty vergi ödemişim. Bonus olarak da bana gelen para şurada, yani şu 900, bilmiyorum gözüküyor mu, 919 zloty. Şurada görebiliyor musunuz uygulamayı bilmiyorum ama umarım şu anda gözüküyordur. Yani bu şekilde uygulama. Her şeyiniz gösteriyor zaten. Bilgileriniz de bunun içerisinde oluyor. İşte vizeniz. Aslında siz buraya gelirken zaten bu evraklar hazır oluyor. Eğer çalıştığınız fabrikanın veya firmanın böyle bir uygulaması varsa zaten onlar direkt hazırlıyorlar geldiğiniz zaman. Her şey burada yazılı oluyor. Neredesiniz, PESEL numaranız, ondan sonra doğum tarihiniz, şu anda nerede yaşıyorsunuz, hangi sokakta yaşıyorsunuz, nereden geldiniz. Bütün bilgileriniz zaten bu uygulamanın içerisinde oluyor arkadaşlar. Şu anda benim çalıştığım yerde bildiğim kadarıyla bir tane Türk var. Başka Türk yok. Ben görmedim. Azerbaycanlı var, Gürcistanlılar var, Türkmenler var, Özbekler de ben bilmiyorum, görmedim. Ukraynalı çok var, Belarus, Beyaz Ruslar var, ondan sonra da Polaklar var. İndonezyalılar var, ondan sonra başka da bilmiyorum. Buradaki artık kazanılan paralar sizce iyi mi? Polonya'ya gelmek için değer mi? Polonya yaşanılır bir yer mi? İşte böyle gösterdiğim, işte minimum ile maksimum bir ücret ben size gösterdim. Fabrikada çalışıp kazanabileceğiniz, en azından bu şekilde bir kazanırsınız, kazanç elde edersiniz. Ondan sonra artık da bunlara siz karar vereceksiniz. Gelmek sizin için değiyor mu? Yani değer mi? Ne bileyim, bazı insanlar mesela ben de Türkiye'de 1.000 dolar kazanıyorum, gelmeme değmez diye yazan da insanlar var mesela.
Ben de 1500 dolar kazanıyorum mesela ama ben hiçbir mantıklı bulmuyorum Polonya'ya gelmeyi diyen insanlar da var. İşte o parayı az gören insanlar da var. Ondan sonra işte bu parayla Türkiye'de 1000 dolar alıyorsa o parayla neler alabilecek, alım gücüne bakıp o şekilde hareket eden insanlar var. Yani farklı farklı insanlar var arkadaşlar. Bu yüzden de gelip gelmemek sizin kararınız. Böyle bir işte çalışmak, bu paraları kazanmak sizi mutlu eder mi, etmez mi? İşte ona dediğim şekilde siz karar vereceksiniz. Artık video nasıl olmuş? Güzel bir bilgili bir video oldu mu sizin için? Aydınlatıcı bir video oldu mu? Ondan sonra işte sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz soruların cevabını bu videoda alabildiniz mi, alamadınız mı? Onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kanala abone olmayı ve videolarda like basmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz.